gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızdan son gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyicilerimiz, müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television ödülleri sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. Beyoncé bu platformdaki ilk ödülünü kazandı. Amerika'da George Floyd cinayeti sonrası yaşananlar dolayısıyla daha da önemli hale gelen ödül töreninde Beyoncé'nin yeni projesi de köklerine duyduğu saygıyı anlatıyordu. A journey is a gift. Dünyaca ünlü müzisyen Beyoncé ilk BET ödülünü kazandı. Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television ödülleri sanal ortamda yapılan törenle sahiplerini buldu. George Floyd cinayeti nedeniyle başka bir anlam kazanan törende Humanitarian yani insancılık ödülünü Beyoncé eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama'dan aldı. Obama, yaptığı her şeyde göreceksiniz ki müziğiyle siyah neşeye ve siyah acıya ses veren Beyoncé, eylemleriyle siyah hayatlar için adalet talep ediyor dedi. 8 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte yazdıkları Brown Skin Girl şarkısıyla ödülü kazanan Beyoncé'nin konuşmasında yaptığı "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin ki zaten bağlı" açıklaması geceye damga vurdu. Albümleri, konserleri ve kliplerinde köklerine sadık kalan Beyoncé'nin yeni projesi ise siyahi deneyimini kutlayan Black is King albümü. Projenin yazarlığını, yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü de üstlenen Beyoncé, görsel albümde siyahi ailelerin zaman içindeki yolculuklarını ve deneyimlerini genç bir kralın transandantal yolculuğu üzerinden anlatıyor. Sevgili seyircilerimiz, ülkemizde 1 Temmuz'dan itibaren galeriler yarım kalan sergilerini açmaya başlıyor. Salgın sürecinde online olarak ziyaretçilere sunulan sergiler tekrar ziyarete açılıyor. Ara Güler Merhaba İzmir sergisi yeniden ziyarete açılıyor. Şubat'ta Arkas Sanat Merkezi'nde açılan ve 26 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan Ara Güler Merhaba İzmir sergisi, koronavirüs salgınından dolayı bir süreliğine kapatılmış, bu süreçte de 3D sanal turla online ziyarete açılmıştı. Sergi yeniden 1 Temmuz'da ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Alınan tedbirler kapsamında ziyaretçiler rezervasyonla kabul edilecek. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilmeyecek. Ziyaretçilerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra ellerinin dezenfekte edilmesine dikkat edilecek. Toplam ziyaret süresinin 30 dakika olacağı sergide her ziyaretçiden sonra sergi alanları dezenfekte edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsü salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Leonardo da Vinci sergisini 1 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyarete açıyor. Sanatçının ölümünün 500. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Leonardo da Vinci'ye saygı sergisi, ziyaretçilerini salgına karşı alınan sıkı önlemler altında ağırlayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve maskesiz ziyaretçi alınmayacak. Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar Köyü'nde kurulu Baksı Müzesi, proje haline gelişinin 20. yılını zengin bir programla kutlayacak. Temmuz ayında başlayacak ve 2021 Temmuz'una dek devam edecek kutlama programı çerçevesinde yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra kültür sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek.
Şimdi de Türkiye'den ve dünyadan kültür sanat ajandamıza yansıyanlar var. Yapı Kredi Yayınları'nın 2 aylık edebiyat dergisi Kitaplığın Temmuz-Ağustos sayısında Nazım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan 5 şiirine yer verildi. Gustav Komintern arşivindeki çalışmalar sırasında 1925 tarihli belgeler arasında bulunan İstanbul'da 1 Mayıs, Beyanname, Gecenin Penceresinde, İtiraf ve Hayatımız 22 Kelime'de adlı şiirler ilk kez yayımlanıyor. Nazım Hikmet'e ait olmayan bir el yazısıyla, aynı bloktan koparılmış kareli sayfalara eski yazıyla yazılan şiirlerin, birden altıya kadar birbirini takip edecek şekilde numaralandırıldığı görülüyor. Grammy ve Oscar ödüllü Jennifer Hudson'ın, ünlü müzisyen ve aktivist Aretha Franklin'e hayat verdiği Respect filminden teaser yayınlandı. Senaryosunu Tracy Scott Wilson'ın kaleme aldığı film, babasının kilise korosunda şarkı söylemeye başlayan Aretha Franklin'in hem müzik sektöründe hem de dünyada kendi yerini bulmaya ve kendini tanımaya çalışmasını konu alıyor. Salgın öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayında gösterimi planlanan Lizzle Tommy imzalı Respect'in Türkiye için belirlenen vizyon tarihi 5 Şubat 2021. Türkiye'nin en önemli blues gitaristlerinden Yavuz Çetin'le usta müzisyen Bülent Ortaçgil'in birlikte katıldığı televizyon programının görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı ve YouTube'da yayınlandı. Doğru, özellikle son zamanda Türk pop müziğinde müzisyenlere çok az yer verilmeye başlandı. Çünkü canlı performans konuğu olarak katıldığı 50 dakikalık programda Yavuz Çetin, Çetin Sahil, Hiç Düşünmezsin, Funky Tonky Zonky, Birkaç Saat adlı şarkılarının ilk hallerini seslendiriyor. Music moves people. I'm Joe. I teach middle school band. Sevimli Canavarlar, Yukarı Bak ve Ters Yüz gibi 2000 sonrasına damga vurmuş animasyonlara imza atan Pete Docter'ın yönettiği Soul'dan yeni bir teaser paylaşıldı. Haziran ayı içerisinde gösterime girmesi planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen animasyon, her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun ruhlar diyarına uzanan macerasını beyaz perdeye taşıyor. Filmin 20 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde gösterime girmesi planlanıyor. Get ready. Your life is about to start. Sevgili seyircilerimiz, Puhu TV'nin yeni projesi Pandemik Polisiye dizisi gün 14 seyircisiyle buluşmaya başladı. Biz de ekibiyle, yönetmeni ve oyuncularıyla bir araya geldik ve böylesi bir deneyime dair, evde çekim yapmaya dair anlattıklarını da sizin için derledik. Bu sohbetle sizleri baş başa bırakıyorum. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle. Birini mi likeladınız? Size onun gibilerini veriyor. Bir şey mi aradınız? Size onu sunuyor. Bir süre sonra onun gösterdiğinden, onun dediğinden başka bir şey göremeyiz. Ben bu cinayeti çözeceğim. Oturduğum yerden, evimden bu cinayeti çözeceğim. Bakalım o zaman nasıl bir bahane bulacaksınız abi? Ya yok, ben buradan gelirim, Kütahya'daki meseleyi çözerim. Yok efendim, buradan istediğim dosyayı bulurum. Bir bakarım da Kütahya'daki kanıtı görürüm. Ya gel çöz. Gel çöz komiserim, ben buradayım, gel. Yazan ve yöneten Şahin Altı. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Ve oyuncuları Muhammed Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu dönem enteresan bir dönem. Ben de kendi adıma böyle 4 konuğumla internet üzerinden aynı anda belki ilk kez sohbet ediyorum yayın için. O yüzden hani sizin için de çıkış noktası o mu oldu?
hem bir pandemik polisiye hem tamamen ev ortamında çekme durumu. Biraz da koşullar mı öyle getirdi? Yaratıcılığı zorladı mı Şahin? Önce size sorayım. Yani gerçekten işimize devam etmek istedik. Yani biz hastane çalışanı olsaydık gidip çalışmaya devam edecektik. Yani biz hikaye anlatıyoruz. Ve hani bunun anlatmanın yolunu bulmak zorundayız. Yani çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Hayatta tutunduğumuz şey sinemacılar olarak hep hikayeler, yani yeni maceralar. Oyuncular için de öyle. Yani herkes hayatına devam etmeliydi bizce. Peki oyuncuları olarak nasıl birer deneyim yaşadığınızı merak ediyorum. Hani bir yandan sete gitmemek tamam ama evde çekim yapmanın da kendine ait zorlukları olsa gerek. Önce komiserime sorayım. Gazanfer komiserim, nasıl yaşanıyor evde? Bu işin tabii bence en büyük zorluğu, madem öyle niye gidiyor? Hep söylediğim şey, oyunculuk reflekslerimiz başka türlü akarken şimdi çok başka türlü olmak zorunda kaldı. Yani bilgisayarın başında oyun oynuyor olmak çok alışkın olduğumuz bir durum değil. Hani sette kameralar, oyuncular karşımızda, birebir bedensel enerjiyle olan şeyler. Yani şimdi ben Şahin'le de, Emrullah'la da, Güneş'le de, ya onlar da benle, biz karşılıklı hiç gelmedik henüz. Yani yüz yüze hiç görüşmedik ve şu anda hala inanamıyorum, bir film çekiyoruz ve arkadaşmışız gibi. Yani gerçekten bir anlaşılır gibi değil. Gerçekten öyle. 40 yıllık tanışıyormuşuz gibi. Dolayısıyla bu tarafları tabii çok ilginç. Yani mesleki oyunculuk olarak adına evet. Evet, teknik olarak da sadece bilgisayar ekranına oynamak ve sürekli yakın plandaymışız gibi oynamak. Ve bunun yanı sıra sadece oyunculuk da değil, işte yine Şahin'in rehberliğinde tabii ki kostümümüzü, ışığımızı, kadrajımızı vesairemizi yapmak. Oyun sırasında aynı zamanda bilgisayardan kendi görüntü kaydımızı yapıp sonra onları işte Şahin'e göndermek vesaire. Yani çok bütünlüklü bir iş ve hep şey diyorum, setteki emekçilerin kıymetini tabii ki biliyorduk her departmanın, ama hani bu da bir tuzu biberi oldu. Tabii bu arada izleyiciden ayrı kalmamak, işini yapıyor olmak çok büyük artı muhakkak. Güneş, öyle sorayım. En zorlandığın anlar hangi anlar oluyor ya da oldu şu ana kadar? Şu an ekibe bakıyorum direkt. Çünkü büyük ihtimalle en çok ben zorlanıyorum. Öyle mi? Bilmeden sordum. Ya şöyle çok zorlanıyorum. Teknolojik olarak çok geride bir insanım. Yani teknolojiyle aram hiç iyi değildir. Ve hani bilgisayarı çok nadir elime alırım. Ben sadece bir şeyler izlerim bilgisayardan. Yaptığım başka hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Birkaç yazı yazmak dışında, mecburi görevler dışında değil. Ve şimdi böyle bir projenin içinde olunca teknolojik birçok şey öğrenmek zorunda kaldım, ama tabii bunu öğrenene kadar da tüm ekibi illallah ettirdim diye düşünüyorum. Emrullah da hayat verdiği karakter itibariyle hani dijitalin tozunu attıranlardan desem yerimdir. Nasıl bir deneyim oluyor? Şöyle bir şey, öncelikle bu süreç benim master dönemime denk geldi. Master yapıyorum ben İsviçre'de, yüksek lisans programında oyunculuk eğitimi alıyorum. Açıkçası bu süreçte böyle herkesin, hepimizin de çok böyle umutsuz olduğu bir dönemde, çok keyifsiz, hala devam eden bir süreç var, ama ilk süreçler gerçekten çok ürkütücüydü ya. Öyle ya da böyle, ben de bunu yurt dışında açıkçası tecrübe ediyordum. Sonra Şahin abiyle tanışma ve Şahin abinin fikriyle karşılaşma şansım oldu. Açıkçası benim için evet ya, tam bir deneysel bir şey deniyoruz. Tabii ki zorlukları var. Ama her şeyin zor olduğu bir süreçte bir şeyler yapmaya çalışmak bence çok kıymetli. Kaç bölüm çektiniz şu ana kadar? 2 bölüm yayınlandı. Biz 4 bölüm çektik. 10 bölüm olacak toplamda. Evet. Bizim hikayemizi başlatan şey korona pozitif olan bir komiserin karantina sürecinde evden çıkmadan cinayeti çözmeye çalışması. Yani bizi böyle elimizi kolumuzu bağlayan bu karantina dünyası, bu dijital ekrana hapsolma üzerine kurgulu gitmiştik. Ve daha sonra bu süreçte çekimler devam ettikçe insanlığın koronaya alışması, yavaş yavaş buna olan hamlelerimiz, yani insanoğlu hep evrimleşir ya, yani bu evet. Böyle buna karşı da yeni bir strateji geliştirdik, işte yeni yaşam şekli oluşturduk,
Yani insanoğlu bunu yenecek yani. Ve bunu öğreniyoruz ve çünkü biz böyle olduk. Yani yüzyıllardır bu medeniyet böyle kuruldu. Hikayede de biz bunu anlatıyoruz. Yani sürekli bu umutta, yani korona pozitif olan bir insanı izliyoruz. Gazanfer Komiser pozitif. Ama hayata tutunma şekli, bize aşıladığı, söylediği cümleler hep yani bu iş böyle kolay değil. Yani bir pozitif oldum, eve kapandım, bittim ben değil. Böyle hani bunun içinde yaşamaya, o da cinayet çözmeye devam ediyor. Bu bir polisiye. O da işini yapmaya devam ediyor. Yani hep aynı yere varıyoruz. O da pozitif olsa bile hayat devam ediyor. Ve hep bunun üzerine gitmiştik. Bu süreçte hala çekiyor olmak da gerçekten bizi heyecanlandırıyor. Yani habire evet, bir şey doğru. Değişiyor. Değişiyoruz biz de yani. Ve böyle devam eden bir süreç. 10 bölüm olacak. 19 Haziran'dan itibaren izleyebiliyor Puhu TV'de seyircisi ve biz de ilk pandemik polisiyeyi tecrübe etmiş oluyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz emek için ve bugün de bizimle olduğunuz için. Yolu açık olsun tüm yaratıcı fikirlerin. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.